Merhaba arkadaşlar. Bugün Bursa Kent Ormanı'nda bulunan Double F Restorant'tayız. Yanımızda da Haluk Şef var. Haluk Şef merhabalar. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Rica ederim. Biraz işletmeden ve kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. İsmim Haluk Fışkıran. Yaklaşık 8-10 yıldır mutfak şefliği yapıyorum. Ne güzel. Bursa şartlarında ilk çıraklıkla başladık yolculuğumuza. Ondan sonra babam eski üstadlardan, benim hiç aşçı olmamı istemeyen bir ustamız. Onun devamında ben mesleğe tutkum olduğu için uğrunda üniversiteyi de bıraktım. Sonra Bodrum'a gittim. 5 sene bir fil Bodrum'da çalıştım. Asıl turizm. Evet, yetişme birçok aşamayı orada aktardım. Normal standartlarda Bursa'da yetişiyor olsaydık şu an hala yetişmeye uğraşan, çabalayan bir usta olmaya çalışan biri olacaktık. Turizm biraz hızlandırılmış eğitim gibi oluyor. Yani orada bir de gerçekten çok idealist olduğum için bu mesleği uğrunda üniversiteyi bile bıraktığım, şehrimi bıraktığım için. Siz bu mesleği resmen aşkla seçmişsiniz yani. Evet, kesinlikle. O yüzden yansıtmaya çalışıyoruz. Biraz da işletmeden bahsetsek. Tabii ki. Burası Ticaret Sanayi Odası'nın ilk uygulama restorantı. BTSO'nun yani Bursa Ticaret Odası'nın uygulama restoranı. Evet, burası normalde ilk önce DOSAP'ta akademiyle başlayan bir program dahilinde. Oradaki güzel bir projeyle halka kazandırmak amacıyla öğrencilerin burada devam edeceği restorantı. Yani BTSO bünyesinde bir aşçılık kursu ya da okulu mu bulunuyor? Okulu burası değil. Normalde Ticaret Sanayi Odası'nın uygulama eğitim yeri DOSAP'ta. Burası oranın ilk planda, oradaki halka kazandırmak için yetişilen öğrencilerin ilk eğitimini tamamladıktan sonra burada da artık aşçılıkla daha çok donanımlarını kazanmaları için belirli bir süre dahilinde uygulama restorantı, eğitim restorantı olarak tasarlandı. Betüsun'un çok güzel bir şeyinde, hizmetini de böylece öğrenmiş oldu seyircilerimiz. Evet. Bugün bizlere neler hazırladınız Haluk Şefim? Bugün sizlere başlangıç olarak kinoalı, burada pancarlı, erikli, güzel bir pancar püremiz hazırladık. Bu aynı zamanda püre haline getirilmezse zeytinyağlı olarak da tercih edilebiliyor. Üstünde kırık fındık ve bademlerimiz var. Onun üstünde beyaz olarak gördüğünüz orada kaymak kreması var. Biraz krema, biraz normal bildiğiniz taze kaymakla beraber lezzetlendirdik. Bayağı güzel duruyor. Tabii ki. Hemen deneyelim bakalım. Tabii ki. Şöyle alalım o zaman. Tüm tatlardan denemek için. Size ikram edeyim. Zaten seçerken birbirine uyumlu tatları genelde tercih ediyoruz. Burada görmüş olduğunuz mor lahana. O da yoğurtlu, ballı ve üzümlü bir yoğurdumuz var. O yoğurdu aromalandırıp biraz daha tatlı hale getirip lahananın da asidik yapısını biraz daha yumuşatmak amacıyla böyle bir soğuk başlangıcımız var. Üstünde mürdüm reyi var. Bu görmüş olduğunuz yeşil yağ da maydanozla yapılan doğal. O yeşil yağ çok güzel duruyor. Hem dekor amaçlı hem de beraber daha yumuşatıcı, daha hafifletici olmasıyla tercih ettiğimiz bir yağ. Çok böyle güzel görünüyorlar. Başlangıç daha hazırladık sizin için. Teşekkür ederiz. Ben şimdi bunu bir tadayım bakalım. Tamam. Buradan da ben size bir ikram edeyim isterseniz. Teşekkür ederim. Şöyle. Teşekkür ederim. Devamında lezzetlerimiz biraz daha karakter ve yoğun olduğu için salatamızda sizi çok yormamak için bir yeşil salata oluşturduk. Ama salatamızda zerdeçalla haşladığımız buğdaylarımız var. O da değişik bir salata. Orada yaban mertimiz var. Yaban mersini var. Salatalık karpaccio'lar var. Burası ormanın içinde bir yer. O yüzden de hani sinek kovalayabiliriz. Onu baştan söyleyeyim yani. Çünkü orman, her tarafımız orman. Doğal niye? Çünkü kent ormanı, Bursa kent ormanının içindeyiz. Yani burada sinek de çıkar, börtü de çıkar, böcek de çıkar. Niye? Orman burası çünkü. Double F, peki ismi nereden geliyor? Double F ismi, bizim tasarımcılarımız burayı düşünürken ilk önce peyzajı çok önem arz eden bir hale getirmişler. Evet. Çok iyi yatırımlar yapıldı. Dış mimarisi kadar iç mimarisinin tamamen aptiklerinden tutun, ahşap ortamından tutun, renkleri tercih edildiğinden tutun, menüsüne kadar, buradaki peçete seçimine kadar her şey iyi mimarlarımız tarafından bir konsept oluşturulmuş. Sonra biz bunu ismen nasıl bir nakit edebiliriz diye bir
fikir yürütülmüş ve ormanla yemeğin, bir orman Allah'ın doğa harikası olduğu için yemekte de kültürel anlamda kalite ve lezzet olması gerektiği için ormanla yemeği birleştirmişler. Yani food and forest'ı, orman ve yemeği birleştirip double F olmuş. 2F, iki başlık, iki karakteri önemli hale getirip bu şekilde kısaltılmışlar. Evet, bir hikayesi olması çok olmuş o. Çok güzel olmuş. Şeylerimiz bile orman böyle saman kağıda çok hoş olmuş. Evet. Şimdi gelelim yorumuma. pancar dediğiniz için alıp hemen yorum yapmadım. Çünkü ağzımla biraz dolandırmak istedim. Onu dolandırdıkça, yani ağzınızın içinde döndürdükçe güzel güzel böyle bir ekşilikler, acılıklar, tatlılıklar böyle sıra sıra damağı vuruyor. Evet. Çok başarılı arkadaşlar. Ben beğendim. Şimdi bundan da bir ballı yoğurtlu lahanamız o. Evet, bunu hiç denememiştim. Lahananın çok başarılı bu hali. Evet, lahananın bu hali. Bir de böyle. yani ben daha tatlı bekliyordum. Evet. Ama onun tatlılığını sanırım yeşil yağ ile biraz almışsınız. Evet. Çünkü arkadan arkaya maydanoz tadı geliyor. Evet. Şimdi burada ürünleri bir araya getirirken tabii ki bizim meslektaşlarımız bu konularda hakim. Ama ben şöyle bir açıklama yapayım. Hem sunumla alakalı hem lezzetleri bir araya getirmekle alakalı. Biz ürünleri bir araya getirirken biraz da Türk mutfağındaki ana karakter ürünleri daha modernize. Evet. Hiç yenilmeyen tatların bir araya getirilip bizim mesleğimiz tarafından bir harika nasıl yaratılır? Biz bunu sunmak için de biraz daha böyle füzyon çalışıyoruz. Aynen. Yani atıyorum mor lahana normalde pembe sultan adı altında bir meze var. Yoğurtla mor lahanayı karıştırıyorlar, sunuyorlar. Yani birçok restoranda da bu var. Ama şimdi mor lahana gene mor lahana. Evet. Yoğurt gene yoğurt. Buna bir iki dokunuşla ve sunum farkıyla en başlangıcından finaline kadar düşünülerek tasarlanmış bir soğuk, yani bir meze bu hale de gelebilir. Ya şimdi o bal ilk baştan bir tatlı vuruyor ama maydanoz diyor ki hop arkadaş ben diyor sıra soğuk başlangıcı diyor, dur diyor. Birazcık daha diyor ben diyor bir getireyim bakayım üstünü diyor. Kesinlikle. Tak diye geliyor, çok başarılı. Afiyet olsun. Çok çok beğendim. Elinize sağlık. Biraz salatanızdan almak istiyorum. Tabii ki. Şöyle şu... Çünkü burada Akdeniz yeşillikleri var. Normalde karışımı hazır olan maskolin de denilebiliyor ama biz tek tek hepsini ayrı sipariş edip kendi sterilizemizi yaptıktan sonra kendimiz karıştırıyoruz. Kurutma tekniğiyle tamamen birbirlerine geçiş olmadan burada yeşillikleri karıştırarak karışık bir yeşil salata sunabiliyoruz. Genelde onu sizin dediğiniz gibi karışık olarak satılıp dondurulmuş hop yapıştırıveriyorlar. Şu an bizim mesleğimizde şöyle söyleyebilirim. Son yetişen çırak kafilesi biziz. Bizden sonra artık çok böyle usta çırak kafa. Ustalarımız çok mesleğe gönül vererek değil de daha çok böyle para kazanmak amacıyla. Şefliğin bir ağırlığı, bir böyle model kısmı olduğu için ben direkt şef olacağım boyutuyla artık yola çıkılıyor. Okullarda da böyle eğitim veriliyor. Ben tamamen Türk gelenek ve göreneklerine çok düşkün bir usta olarak ilk önce arkadaşların iyi bir usta olmasını öneriyorum. İlk önce bunun için gayret etmeye gerektiğini öneriyorum. İşini ilk baştan yap. Ondan sonra zaten para ve başarı o seni oraya getirecektir zaten. Kendi kendine gelecek. Tatlandırıcı olarak ne kullandınız burada? Çünkü o şey çok hoşuma gitti. Biz burada bir narenciye sos kullandık. Ballı, portakallı böyle kaynatılmış. Aynen. Tamamen asidite ile tatlandırılmışı birleştirilmiş, güzel yoğurmayacak ve yeşilliği saracak asidi, güzel evet, bir... Asidi o kadar dengeli olmuş ki çok güzel. Buğdayı da çok beğendim. Yani ben genelde hani peynirli şeyleri çok seviyorum. Evet. Bunda peynir yakışırmış ama sizin buğdayınız peynirden çok daha başarılı bir lezzet olmuş. Evet. Afiyet olsun. O buğday gerçekten çok ince bir detay. Şefim gerçekten tebrik ediyorum. Afiyet olsun. Gerçekten başarılı. Yani şişman bunu beğendi arkadaşlar. Sadece salata yemeye gelir yani. Üstüne de azıcık böyle tavuk, ızgara tavuk 10 numara 5 yıldız olur. Vallahi çok çok başarılı gerçekten. Afiyet olsun. Bir salatayla insan burada doyar. Hani bu buğday o kadar ince bir detay olmuş. Çok güzel bir detay olmuş. Bir yani. De içinde çekirdeklerimiz var. Ay çekirdeği var içinde. Ona denk gelmedim. Şurada gördüm şimdi. Evet. Evet. Onlar da şurada güzel bir kıtır olsun ağızda diye. Onları dokunuş yaptık.
Ondan da yerim şimdi. Genelde salatalarımızı biz soğuk başlangıç ve yemeğin devamına göre tercih ediyoruz. Ona göre uygulamaya giriyoruz. Mesela şu an siz bir soğuk başlangıçta başlamamış olsaydınız, evet, yanında sadece et yemiş olacak olsaydınız, biz size evet bir peynirli ya da daha karakteristik ürünler kullanarak daha yoğun bir salata yapabiliriz. Yoğun bir salata değil mi? Ki onlar da var menümüzde. Hı-hı. Evet, şu an tamamen bu menüye göre tasarladık salatamızı. Çok başarılı. Yorucu değil de daha çok iştah açıcı. Evet, evet, sizin daha fazla bir şeyleri kolay yiyebilirsiniz. Daha ne kadar zaten formumu koruyorum yeterince. Afiyet olsun. Evet, şimdi o hani bizim standart bildiğimiz, evet, lokum et gibi geliyor bana ama. Evet. Orada farklı bir domates görüyorum. Ben domates görmemiştim. Evet. O domatesin bir hikayesi vardır. Muhakkak. Şimdi bizim öncelikle dana lokum bilinen bir yemek haline geldi. Evet, şu, evet, an birçok merkezde ya da daha yoğun olan restoranların çoğunda evet dana lokum var. Ama bizim dana lokumumuzun bir farkı var. Hı. Şimdi bizim dana lokumumuz ilk önce etin en soft, en acı kanı alınmış, acı suyu tamamen arındırılmış, dinlendirilmiş, tamamen işçiliğin de kendimizin yaptığı. Et halindeyken daha şey yapmadan, evet, dinlendiriyoruz eti. Dana bonfile bize bütün gelir. Hı. Biz burada köftemizi, burger köftemizi, etlerimizin hepsini, kuzu karkasından tutun, hepimizi kendimiz işliyoruz. Kasaplığında siz kendiniz yapıyorsunuz. Kesinlikle. Yani. Ben gidiyorum, etimi kendim seçiyorum. O kasaplarımız zaten Bursa'nın en iyi kasaplarından. Hı hı. Klas kasaplarla çalışıyoruz. Burada bizim amacımız eti en iyi halde sunmak. Nasıl bir soğuk başlangıca bu kadar emek veriyorsak, vallahi ana, evet, karakterimiz yani bizim et. Şu ana kadar tattığım hani salata bile 10 üzerinden 12 veremiyor. Evet, yani. Teşekkür ederiz. Burada bizim lokumumuzun farkı, bitene kadar yormayacak bir et. Kesinlikle bir acılığı olmayan. Çünkü bonfilenin özelliği, bekledikçe kendi içindeki kanını salacağı için moradan, hı-hı, acıyan bir et. Evet. Günlük de kesseniz, o içinde o kanı almadıysanız o et acıdır. Hı-hı. Ve burada tereyağıyla beraber et ağırlığı bir araya geldiği zaman yemek 2-3 kat daha da fazla ağırlaşır. Tabii. Yani lokum o yüzden çok tehlikeli bir yemek. Yani emek isteyen, teknik isteyen, gerçekten başarılı bir dokunuş isteyen güçlü bir yemek. Biz ne yaptık? Biz lokumumuzda gördüğünüz gibi güveçte sunuyoruz. Hı hı. En son kızartılmış tereyağıyla beraber. Burada ortada gördüğünüz çeri domates konfit dediğimiz bir teknikle yapılıyor. Konfit olayı 80 derecelik bir fırında 2 saat boyunca aromalı yağın içinde, bunu dal kekik olabilir, biberi olabilir, deniz tuzuyla beraber, hı hı, bir de doğranmamış ama soyulmuş diş sarımsakla beraber 2 saat o aromaları çeke çeke içinde demlene pişiyor. 80 uzun derecede. Pişme kullanıldı, evet, o domatesde. Yağın içinde batırılarak fırında pişirme tekniğidir konfit. Bir de yağımızda çok az sarımsaklı yağ var. Kendimizin taze sarımsaktan yaptığı. Ve bir biberiyemiz var. Onların hepsi yağın içinde aroması olması için. Arkadaşlar çektim o yağı. Hem konfi domates, hem biberiye, hem de sarımsaklı yağ. Olan yağ beraber kaynatılıyor. Şimdi test edelim bakalım. Tabii ki. Onlar bize neler katacak. Ama hani 1-2-3 başarılı yemekten sonra tahmin etmiyorum ki bunda da bir farklılık görmeyeyim. Şöyle takdim edeyim. Teşekkür ederim. Etin acılığını aldığınız zaman zaten etin en keyifli halini o zaman yaşıyorsunuz. Biz etimize kesinlikle bir ezme ya da bir dövme işlemi uygulamıyoruz. Eskiden etler dövülürdü. Hı, evet. İncesini. Ama şu an bu tamamen bu, şu etin bu hali tamamen işçilikle alakalı. Herhangi bir inceltme, bir dövülme yok. Sadece sarıldıktan sonra düzenli bir kesmeyle alakalı. Sonra marinede bekletiyoruz etlerimizi. Bana ne bir sinir geldi. Evet. Ne hani şimdi biz burada oturduğumuzdan beri o yaklaşık 10-15 dakikadır orada duruyor. Evet. Ama ben bu kadar beklemiş bir eti bu kadar keyifli yiyebileceğimi hiç tahmin etmiyordum. Evet. Önemli olan bu. Valla çok başarılı. Masadan geri bana dönüşüne kadar mutfak şefi tamamen sorumlu olduğu için bu etin bana geri dönüşü de önemli. O taban bana nasıl geldiği de önemli. Her zaman bir gözümün ucu benim bulaşıkhanemdedir. Fıyık grom sesini hissedeceğim ya. Yani. Yani o sıyrılmış o tabakları ben görmeden rahat edemiyorum maalesef. He, ama vallahi sıyırır. Evet. Hani hiç etle tadı ya da arası iyi olmayan bir insan bile, ki mesela benim eşim çok fazla et yemez ama gelse yer yani onu. Evet. Ki şu an en çok tercih edilen zaten yemeğimiz bizim dana lokum. Çok başarılı ama dediğiniz gibi o ince ince aromalar arkadan arkaya eti çok hafifletmiş. Evet. Yani o ne kan kokusu, ne hani az pişen ette birazcık böyle suyu salma. Bakın arkadaşlar, evet, şimdi şey burada tereyağın içinden çıktı ama hiç suyunu salmamış. Evet.
Çok burada başarılı. Da zaten görülüyor. Herhangi bir su yok sadece. Evet. Pişmiş sadece tereyağı. Var. Evet. Bir hani de şöyle bir suyunu kalmamış, saymamış teknik hiç. Anekdot paylaşayım. Şimdi bu lokum normalde ızgarada pişerken %60'ı pişirilir. %100 lokumu pişirilmez bu bonfilenin. E tabi. Orada asıl teknik işçilik şu. Pişen bonfileyi soğuk tabağa aldıktan sonra orada en az 45 saniye bekleteceksiniz ki orada bir etkileşme olacak. Bonfile içindeki suyu, o kendi suyunu da o tabağa salacak. Buraya etin sadece kendisi gelecek. Anladım. O çünkü suyu zaten kendi suyuyla yağ birleşmeyecek. O zaman çamurumsu bir görüntü olur. Evet ya, onu burada da bir işçilik giriyor yani işin içine. Evet, sorma. Kahverengi kahverengi böyle. Evet. Hani bazı yerlerde çok denk geliyorum ona. Yani demek ki de sizin ne gibi işte bak, ama bunu her yerde paylaşmayın yani. Evet. Yani biz seviyoruz mesleğimizi. Öğretmeyi demek. De seviyoruz. Aslında paylaşmayı da seviyoruz. Tabii zaten uygulama restoran olunca. Evet. Çünkü kalite tesadüf değildir. Yani çok çalışılması gerekir. Bir usta çok kolay yetişmez. En az evet. 8-10 sene gerekir. Vallahi tattığımız lezzetlere göre yani gerçekten 10 numara 5 yıldız olmuş yani tatlarınız. Çok beğendim. Bu çok böyle hoş duruyor. Evet. Bu sanki böyle Bursa'ya has ya da Double F'e has böyle hem Bursa nameleri esintisi olan evet. Hem de Double F'e özel bir yemek gibi geldi bana. Çünkü altında pideleri gördüm yani. Evet. Şimdi o bize özel Double F Orman Kebabı dediğimiz, gene Julien Bonfile'den uyguladığımız. Neden Double F Orman Kebabı? Biz her yere gittiğimiz zaman bize özel menümüzde bir şeyler olmak zorunda. Biz buna inanıyoruz. Aynı. Bursa'da olmayan, kopyası olmayan, tamamen evet, tasarlanmış, düşünülmüş. Kendinize has. Tabii ki yani bizim markamıza, menümüze, iş yerindeki konseptimize uygun, oraya tasarladığımız bir ürün olmak zorunda. Ve bu soğuğundan tutun tatlısına kadar. Evet, görünüşü çok hoş. Evet, bizim orada Bursa'ya özel bazlamamız var. Altında tereyağlı bazlama var. Bazlamayı aromalandırıp biz fırında biraz kurutuyoruz, doğruyoruz. Tamam. Ondan sonra üstünde közlediğimiz patlıcanla közlediğimiz yağ biberi var. Onu da aromalandırıp ondan sonra tavada ısıtarak üstüne oturtuyoruz. Bizim çok sevdiğimiz herse olarak evet, adlandırdığımızın evet, birazcık da farklısı. Herse, baba ganmış olarak ılık sunuluyor. Şimdi patlıcan çünkü yani uyguladığı zaman milyonlarca en çok üretilen sebze. Bir de girdiği her şeye çok yakışıyor yani. Evet yani Türk mutfağının altınıdır yani. Evet vallahi yani patlıcanı nereye koysan yakışıyor yani. Kesinlikle. Bir önceki lezzet bölümde İskender Yavuz İskenderoğlu'nun şeyiydik, konuyduk. Evet. O bana bir hikaye anlattı. İskender kebabın yanına işte patlıcan herse koyulur koyulmaz. Evet. Bize de çok yorum geliyor. Hani İskender kebabın yanında patlıcan olmaz işte arasında nasıl Bursa falan filan diye. Meğer İskender Usta, Yavuz Usta bunun hikayesini anlattı bize. Sadece Ağustos aylarında eski yani babasının dedesi sadece Ağustos ayında güzel patlıcanları alıp herse yapar ve sürekli gelen müşterilerin ya da önemli müşterilerin yanına bir kaşık koyarmış. Evet. Sadece Ağustos ayında. Yani İskender'in bile yanında patlıcan olduğunu direkt adresten öğrendik yani. Evet. Yani patlıcan nereye girse evet. Olarak. Üstünde yine dinlendirilmiş, yine işçiliğini bizim yaptığımız Julien bonfilerimiz var. O da yüksek ateşli tavamızda suyunu hiç saldırmadan çektire çektire yapılan bir teknikle pişiriliyor. En üstünde de kibrit patatesimiz var gördüğünüz gibi. Vallahi çok görünüş güzel. İnsanın bozası gelmiyor yani. Evet olsun sizinle de ama bakmak için ben, biraz evet, ben şimdi hepsinden ufak ufak şöyle evet. alacağım bakalım. Şöyle ben şunları biraz kenara koyalım. Size eşlik edeyim. Ya kendinizi yalnız hissetmeyin. Evet vallahi siz yaptınız ama yiyin yani. Çünkü çok başarılı yemekleriniz. Afiyet olsun. Şimdi hepsinden almaya çalışıyorum ustacığım. Hepsinden tek tek tatmak için. Özel bir yeme tekniği var mı yoksa? Bunu artık ormana gelen misafirlerimizin tamamen kendi arzu haline nasıl mutluluk duyuyorlarsa o şekilde tercih etmelerini bırakıyoruz. Ben gene de patlıcan evet. ve hepsini bir anda tabii bir anda deneyeceğim. Yerseniz en azından bizim de bir arada nelerin anlatılması çalıştığını herhalde daha kolay anlatabiliriz. O uyumu, birinin yumuşaklığını, patlıcanın lezzeti, bazlamadaki kıtırlık ve tereyağlı o pişmiş o ekmeğin tadını. Onun yanında da kibrit patates tabii ekstra bir kıtırlık katıyor. O da bir tuzluk katıyor. Evet, etiniz çok güzel, sosunuz çok güzel, patlıcan bir harika olmuş. Haluk Şef'im gerçekten çok başarılı, yani harika.
Gerçekten harika. Afiyet çok olsun. Başarılı. Gerçekten çok beğendim. Çok çok güzel. Yani bizim çökertme kebabını farklı bir boyuta getirmişsiniz. Evet. İçine evet. Bursa namileri, onun üstüne patlıcan ve et. Gerçekten çok başarılı ve çok da doyurucu bir yemek. Evet. Yani gerçekten bu bir porsiyonla ben dahi doyarım. Tabii. Yani çok başarılı. Çok beğendim. Tatlılara geçelim. Tamam. Tatlılarımızda neler var? Şimdi muhallebi herkesin yaptığı, normalde herkesin kendince bildiği, basite indirgenmiş bir tatlı olarak biliniyor. Ama biz muhallebiyi biraz daha füzyon katarak, biraz daha dokusuyla oynayarak, biraz daha yoğunluğuyla kendimizden bir şeyler yorumlayarak farklı bir hale getirdik. Zaten kaşınızı aldığınız zaman ilk böyle damağınızda gezdirirken benim ne demek istediğimi muhakkak daha iyi anlayacaksınız. Ben şöyle... İlk önce şunları... oradan mı başlayacağız? Evet, buradan başlayayım. Yani önümüze alalım diye. Muhallebimiz burada biz granola yaptık. Burada da kuru bakliyatları bir araya getirerek fındık, badem, yulaf gibi balla beraber bunları granize edip fırında kurutarak tatlı böyle kuru, lezzetli bir hale getirdik. İçinde yaban mersini de var. Kuru doğranmış kayısı var, haşhaş var. Kabak çekirdeği var. Çok başarılı duruyor. Yani bayağı yoğun bir lezzet. Evet, üstünde evet. Gördüğünüz gibi bizim çiçek yapraklarımız var. Yenilebilir menekşe çiçeklerini. Bir de biraz daha böyle doku oluşturmak amacıyla bir size kırmızı üzüm doğradık üstüne. Hem sunum amaçlı hem de tatlılar tuzlar. Yemede yanına hemen onun yanına böyle şey yapayım. Evet Haluk Şef'im, ben bu kadar övgüden sonra ben hemen bir bakın bundan... bakalım dediğimiz gibi mi? Yoksa eksiklerimiz varsa hemen sizin de donanımınızla saygıyla biz hemen değiştirebiliriz yani. Böyle devam et. Tamam. Böyle devam et. Testten geçti yani. Çok başarılı. Afiyet olsun. Hem çok hafif, hem üstüne koyduğunuz kuru bakliyatlar çok çok hoş olmuş. Evet. Şimdi bizim kadromuzun da kalitesi burada çok önemli. Bizim İstanbul'dan şu an bir ustamız geldi. Gayet kalifiye, gayet iyi bir eğitim almış. Özel MSA'dan oradan bir geçmiş. Onun havasını almış bir bayan ustamız var. Onun da bize çok katkısı oldu. Buradan yani onu da dile getirmeden mutfak, edemeyeceğim. Mutfak bir ekip işi. Ekip işi. Ve sen tarif edersin ama o nüansın bir tanesini yapmadığında evet. Ya da yanlış yaptığında bunun bütünü gidiyor. Evet. Şimdi erkeklerin biraz daha işi zor. Bayanların zaten dokunuş olarak narin oldukları için yaratılış gereği. Evet. Onlar 10 çalışması gerekiyorsa erkeklerin o kibarlığa gelene kadar bizim 100 çalışmamız gerekiyor. O yüzden bizim ustalarımız bu konuda daha başarılı olduğu noktalar evet, var bizde. Çok, çok başarılı, çok başarılı. Çok evet. Beğendim yani gayet güzel. Afiyet şimdi olsun. Evet, bizim meşhur da. Sütlacımız bu. Meşhur diyorum çünkü başkanımızdan tutun. Bugüne kadar gelen bütün misafirlerimiz özellikle sütlacımızı çok sever. Çok da beğenir. Özenle yapıyoruz. Kendi reçetemiz. Tabii ki herkes sütlaç yapar. Yani sütlaç bir karakterdir ama onu en iyi hale getirmek asıl ustalık, asıl işçilik o. Yormayacak hale getirmek. Ağzıma bir ufak bir şey geldi. Ama ben söylemeyeceğim ki gelip tüm izleyicilerimiz bunu tatsın. Evet. Çok ince bir aroma var arkadaşlar. Onu zaten siz de yediğinizde bunu tadacaksınız. Haluk Şef'im, bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Bursalılara gerçekten tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hem çok yeşilliğin içinde böyle harika bir konumda restoranımız. Hem de şefimiz çok başarılı yemekler yapıyor. Şişman burayı beğendi arkadaşlar. Çıkıp gelin valla 10 numara 5 yıldız yer.